Şu anda New York'ta bulunan Cloisters Müzesi'nde Zebedi'nin oğlu Yakup'un kaymak taşından yapılma heykelini inceliyoruz. Bu heykel, Aziz'in Santiago olarak adlandırıldığı İspanya'da yapılmış bir heykel. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Yakup, aynı zamanda İspanya'nın koruyucu Aziz'iydi. Sanatçının İspanya'ya iş bulmak için gelen Hollanda veya Kuzey Avrupalı bir sanatçı olduğu tahmin ediliyor. Sanatçının adı Gilles de Siloe. Daha öncesinde bu ismin farklı şekillerde telaffuz edildiğini duymuş olabilirsiniz. Sanatçı, 15. yüzyılda İspanya'nın en önemli heykeltıraşlarından biri olarak görülüyordu. O dönemde Flaman bölgesi ve Kuzey Avrupa'dan gelerek İspanya'da eser üreten pek çok sanatçı vardı. Buna Kraliçe Isabella için çalışan sanatçılar örnek verilebilir. Castilla Kraliçesi Isabella, Burgos yakınlarında bulunan Miraflores Chartre Manastırı'nda ailesi için yaptırdığı oldukça büyük lahit mezarda kullanılmak üzere heykeltıraştan heykeller yapmasını istemişti. Bu heykel aslında bu serinin küçük bir parçası. O dönemde Isabella'nın Avrupa'daki en iyi sanatçıları topladığını ve eserler sipariş ettiğini biliyoruz. Isabella'nın istediği lahitte babası II. Juan ve annesi Portekizli Isabella'nın gerçeğe uygun büstleri yer alıyordu. Bu büstlerin çevresinde ise daha küçük figürler olduğunu görüyoruz. Bu küçük figürler arasında Havari Aziz Yakup da var. Burada Aziz'in Isabella'nın başı veya omzuna yakın bir yere konumlandırıldığını düşünüyoruz. Daha sonrasında bu heykel Lahit mezardan çıkarılmış. Aynı zamanda heykelin yaldızlandığını görüyoruz. Tahminlerimize göre bu kaplama heykelin orijinal halinde yoktu. Bu kaplamanın Heykel mezardan alındıktan sonra yapıldığını düşünüyoruz. Heykel daha sonrasında başka bir sunağa yerleştirilmiş olabilir. Heykele baktığınızda bunun usta bir heykeltıraşın eseri olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Oymalardaki ince detaylar nefes kesici. Örneğin, figürün sağ elindeki kemikleri görebiliyoruz. Bu da heykel üzerindeki ince işçiliği bize gösteriyor heykeltıraş, insan anatomisi hakkında uzun araştırmalar yapmış olmalı. Bunu figürün çıplak teninin göründüğü küçük alanlarda bile fark edebiliyoruz. Pelerindeki katlanma detayları da harika. Çok gerçekçi görünüyor. Heykel için sanatçının kaymak taşı seçmesi de oldukça önemli bir detay. Rönesans heykelciliğine baktığımızda kaymak taşı ilk başta aklımıza gelecek bir malzeme olmayabilir. Ancak o dönemde hem İspanya hem de Kuzey Avrupa'da oldukça yaygın kullanılan bir malzeme olduğunu biliyoruz. Genellikle bu malzeme mermerlerle aynı görülürdü. Aynı zamanda kaymak taşı kullanmanın bazı avantajları vardı. Örneğin bu taş mermere göre daha kolay yontulur. Taşın yarı saydam olduğunu da unutmayalım. Tabi bazı dezavantajlardan da söz etmek mümkün. Örneğin bu taş dış ortam için pek dayanıklı değildir ve kırılmaya daha meyillidir. Yine de kaymak taşının gerçeğe yakın görünen bu detaylarda işe yaradığını söyleyebiliriz. Bunu özellikle sakal kısmında görebiliriz. Neredeyse sakalların tek tek uzadığını bile ayırt edebileceğiz. Aynı zamanda figürün çenesini çevreleyen kıvırcık detaylar da kaymak taşı sayesinde yapılabilmiş. Figürün oldukça anlamlı bakan suretini de ekleyelim. Bu anlamda bu figürün oldukça kişiselleştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sıradan bir heykel figürü değil. Şimdi de heykeldeki ikonografiyi inceleyelim. Aziz Yakup Hristiyanlığın başladığı dönemde hayatını kaybeden bir şehitti. Aynı zamanda İsa'nın havarilerinden biriydi. Ancak bu aziz nasıl İspanya'nın koruyucu meleği olmuş ve neden burada Orta Çağ'daki bir hacı olarak betimlenmiş olabilir? Orta Çağ ve Rönesans'ta insanlar kutsal emanetleri oldukça değerli görüyordu. O dönemde şu an Santiago de Compostela olarak adlandırılan İspanya'daki bir bölgede Aziz Yakup'un kutsal emanetlerinin mucizevi bir şekilde ortaya çıktığını biliyoruz. Aynı zamanda 8. yüzyılda, yani öldükten yüzyıllar sonra yeniden fetih sırasında Aziz Yakup'un bir savaş sırasında Hristiyanların yardımına koştuğunu ve bunun bir mucize olarak kabul edildiğini de biliyoruz. Bu nedenle kuzeybatı İspanya'da bulunan Santiago de Compostela'da hala azizin kutsal emanetleri saklanıyor. Bu kutsal emanetler sayesinde bu bölgenin Orta Çağ'da Hristiyanlar için en önemli üçüncü hac merkezi haline geldiğini de ekleyelim. Orta Çağ ve Rönesans'ta pek çok insan ruhani bir hac yolculuğuna çıkmak istiyordu. Bunun için insanların Roma, Kudüs ve Santiago de Compostela gibi yerlere hacca gittiğini biliyoruz. Hac yolculuğu sırasında insanlar kiliselerde mola vererek bu kutsal emanetleri görme şansı yakalıyordu. Hacda ulaşılan son nokta ise Santiago de Compostela'da bulunan Hac Kilisesi'ydi. Yolculuğu tamamlayan hacılara ise midye kabuğu verilirdi. Heykelde bu duruma üç farklı yerde atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Bunu ilk olarak figürün belinden geçirdiği omuz çantasında görebiliriz. Aynı zamanda bir midye kabuğunun pelerinini tuttuğunu görüyoruz. Son olarak da hacı şapkasında da bir midye kabuğu var. Burada dikkatimi çeken bir diğer noktada Aziz'in o dönemdeki bir hacı gibi giyinmiş olması havari gibi giyinmemiş. Üzerine hacıların kullandığı bir pelerin geçirmiş. Aynı zamanda omuz çantası ve şapka takıyor. Bunun dışında su kabağından bir mataraya bağlı baston taşıdığını görüyoruz. Bunların tamamı Santiago de Compostela'ya giden hacıların kullandığı ve giydiği şeyler. Bu haç yolculuğunun çok yorucu olduğunu, aylar ve hatta yıllar sürebildiğini ve yayan yapıldığını da hatırlatalım. Bu yolculuğun amacı günahların cezasını çekmek, iyileşmek ve belki de mucizevi bir şekilde hastalıklardan kurtulmaktı. Şimdi de bu heykelin ilk başta nerede bulunduğuna bakalım. Daha öncesinde Kastilyalı Isabella'nın bu manastırdaki lahit mezar için sanatçıyı görevlendirdiğini söylemiştik. Isabella'nın oldukça ünlü bu heykeltıraşı görevlendirmesinin tek nedeni, vefat eden anne babasını anmak değildi. Bizzat babası bu manastırı Şartro tarikatına vermişti. Bu sayede Isabella hem anne babasını anmak hem de bir şekilde babasıyla anılmak istiyordu. Çünkü hükümdarlığını meşrulaştırması gerekiyordu. Bunun sebebi ise annesi Portekizli Isabella'nın babasının ikinci eşi olması. Dolayısıyla bir şekilde Kastilya hanedanından geldiğini göstermesi gerekiyordu. Bu da aslında sanatın çoğu zaman güç ve meşruiyet iddiasında bulunmak için siyasi amaçlar uğruna bir araç olarak kullanılmasının somut bir örneği. Ancak aynı zamanda oldukça ruhani bir yer olan bu manastırda yer alan bir lahit mezarın içerisindeki devasa sunakta kullanılan bu heykel manevi ve siyasi dünyayı bir araya getiriyor.